Merhaba sevgili çocuklar. Ben Özel Adana Gündoğdu Koleji 4. sınıf öğretmenlerinden Ayça Çakallı. Bugün sizlerle fen bilimleri dersinde maddenin özellikleri ünitesinin 5. bölümü olan saf madde ve karışım konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Günlük hayatımızda eleme yöntemi kullanarak birbirinden ayırdığımız karışımlara örnek verebilir misiniz? Çocuklar, eleme yönteminde biz elek adı verilen maddeler kullanırız. Eleklerin farklı delik özellikleri vardır, elemeyi yapacağımız maddeyi rahat ayırabilmemiz için. Örneğin, kumu sahip olduğu taşlardan ayırabilmemizi elek sağlar. Ya da yanlışlıkla birbirine karışan un ve pirinci ayırabilmek için eleme yöntemini kullanabiliriz. Saf maddeyi öğrenebilmek için deneyimizi yaparak birlikte keşfe çıkacağız. Malzemelerimiz buğday, su, su bardağı, süzgeç, geniş bir kap. Nasıl bir yol izleyelim? Su bardağını su ile dolduralım. Buğdayı suya dökelim. Buğday su karışımını ayırmak için süzgeç ile suyu süzelim. Süzme yöntemini kullanarak başka hangi karışımları ayırabiliriz diye sorulmuş. Süzgeçlerin delik büyüklükleri farklı olabilir. Bu özelliğinden faydalanılarak farklı büyüklükteki maddeler birbirinden ayrılabilir. Örneğin annelerimiz makarnayı süzerken geniş delikli bir süzgeç kullanır. Makarna ve su birbirinden kolayca ayrılır. Çayı demlikten çay bardağına boşaltırken de süzgeç kullanırız. Çocuklar, ama burada kullandığımız süzgecin delikleri oldukça incedir. Süzme yöntemini kullanmak günlük yaşamımızda ne gibi kolaylıklar sağlar? Bu yöntemle sıvı içinde bulunan maddeler, yani katı sıvı karışımları birbirinden kolayca ayrılabilir. Mesela annemizin hazırladığı meyve suyu karışımını tanelerinden bu yolla kolayca ayırabiliriz. Bizim vazgeçilmez yaşam kaynağımız sudur çocuklar. Su kendinden başka bir madde içermediğinden saf bir maddedir. Başka bir ifadeyle tek tür maddeden oluşmuş varlıklara biz saf madde diyoruz. Tabii ki de bu tanımı beraberce bir çizelim. Su, oksijen, demir, bakır, altın, alüminyum, gümüş, toz şeker birer saf maddedir. Saf maddelerin özellikleri maddenin her yerinde aynıdır. Saf madde ne kadar küçük parçalara ayrılırsa ayrılsın yine de kendi özelliğini korur. Bakın arkadaşlar, bu bir kaya tuzu. Kaya tuzu parçalanmış, küçük parçalara ayrılmış ama tuz özelliğini yine de kaybetmemiş. Dolayısıyla saf maddelerin özellikleri maddenin her yerinde aynıdır diyoruz. Karışımlara geçelim. İki ya da daha fazla saf maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle karışım oluşur. Evet. Tekrar edelim. İki ya da daha fazla saf maddenin bir araya gelmesiyle oluşuyormuş karışım. Üstelik karışımları oluşturan maddeler de kendi özelliklerini kaybetmiyorlarmış. Örneğin limon, şeker ve su karıştırılarak limonata yapılır. Bu maddeler limonatanın içinde özelliklerini kaybetmezler. Ayran, tarhana çorbası, kek, yediğimiz tüm yemekler birer karışımdır. Tabaktaki kuru yemişler de birer karışım oluşturur çocuklar. Karışımdan önce de sonra da tabaktaki her kuru yemiş kendi özelliğini korumaya devam edecektir. Karışımı oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmezler. Şekerli su bir karışımdır. Şekeri gözlerimizle göremeyiz. Ancak suyun tadına baktığımızda şekerli olduğunu anlayabiliriz. Şekerli suyu ısıtıp suyu buharlaştırdığımızda şekeri ve suyu ayrı ayrı saf olarak tekrar elde edebiliriz. Karışımları ayırdığımızda başlangıçtaki saf maddeleri özelliklerini kaybetmeden tekrar elde etme şansımız var.
Peki karışımları nasıl ayırabiliriz? Günlük yaşamımızda karışımları ayırmaya ihtiyaç duyarız çocuklar. Evde yemek yaparken pirinç ve makarnayı haşladığımız sudan ayırırız. İnsan inşaatlarda kum ile içindeki çakıl taşının ayrılması gerekir. Bunun için de yine eleme yöntemini kullanırız. Geri dönüşüm fabrikalarında demirden yapılmış metaller ile plastik ve alüminyum atıkların ayrıştırılması yine ayrıştırma yöntemlerinin kullanılmasıyla mümkün olur. Karışımları ayırmak için birçok yöntem kullanılabilir. Eleme, süzme, mıknatısla ayırma, buharlaştırma bu yöntemlerden bazılarıdır çocuklar. Farklı büyüklükteki katı maddelerin oluşan karışımları ayırmak için eleme yöntemini kullanırız. Demek ki eleme yöntemiyle biz katı katı karışımlarını ayrıştırıyoruz. Eleme yönteminde elek kullanılır. Tahılları kabuklarından ayırmak için eleme yöntemini kullanıyoruz. Süzme yöntemi ile katı sıvı karışımları birbirinden ayrılır. Bu yöntemde de süzgeç kullanıyoruz çocuklar. Makarna yaparken annemiz makarnayı haşladığında haşlanmış makarnayı sudan ayırmak için süzme yöntemini kullanıyoruz. Örneğin çay demledik, çayı fincanımıza dökeceğiz. Ne yapıyoruz? Süzgeç koyarak çay taneleriyle suyu birbirinden ayırmış oluyoruz. Karışımı oluşturan maddelerin en az birinin yapısında demir, nikel, kobalttan yapılmış madde varsa mıknatısla ayırma yöntemini kullanırız. Demir tozu talaş karışımını mıknatısla kolayca birbirinden ayırmamız mümkün çocuklar. Yine birlikte keşfedelim bakalım karışımları mıknatıs ile ayırabilir miymişiz? Maddelerimiz demir tozu, kum, mıknatıs. Nasıl bir yol izleyelim? Bir miktar kum ve demir tozunu öğretmenimizle birlikte karıştıralım. Siz de bunu evlerinizde bir büyüğünüzle beraber yapabilirsiniz çocuklar. Karışımı ayırmak için mıknatısı karışıma yaklaştıralım. Bakalım neler olabilir? Çocuklar, ne demiştik? Mıknatıs, demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekecektir. Dolayısıyla kumun içerisinde bulunan demir tozları da mıknatıs tarafından çekilecek. Böylece karışım birbirinden ayrılmış olacak. Mıknatıs ile ayırma yöntemini başka nerelerde kullanabiliriz? Mıknatıs, demir, nikel, kobalt, çelik gibi maddeleri çeker. Bu sayede geri dönüşüm için büyük çöp alanlarında dolaştırılan mıknatıslar ortamdaki metalleri kolayca çeker ve ortamdan ayırır. Yine bir etkinliğimiz var. Karışımları eleyerek ayırabilir miyiz? Un, pirinç, elek, plastik bir kap. Un ve pirinci aynı kaba koyup iyice karıştıralım. Pirinç ve unu elek ile eleyerek ayırmaya çalışalım. Çocuklar, un çok küçük taneli olduğu için elekten geçecektir. Farklı bir kaba onu ayırmamız mümkün olacaktır. Eleğin içinde de pirinç taneleri kalacaktır. Dolayısıyla bu karışım birbirinden rahatlıkla ayrılabilir. Süzme yöntemi ile eleme yöntemi arasında fark var mıdır? Tabii ki de vardır. Biraz önce konuştuk. Biz süzme yöntemini sıvı katı ayrışımı için kullanıyoruz. Ama eleme yöntemini katı katı ayrışımlarında kullanıyoruz. Yine de cevabımıza da bakalım. Süzme yöntemi ile katı sıvı karışımları ayrılırken eleme yönteminde katı katı karışımları ayrılmaktadır. Eleme yöntemi günlük yaşamımızda nerelerde kullanıyoruz? Kum ile çakıl taşları birbirinden ayrılır. İnşaatlarda kullanılan kumlar bu şekilde rahatça elde edilebilir demişiz cevabımızda. Karışımların ayrılmasının ülke ekonomisine katkısı üzerinde birazcık konuşalım çocuklar. Kullandığımız tüm eşyaların belirli bir ömrü var. Kullanılmayacak durumda olan buzdolabı, çaydanlık, oyuncak ve elektronik eşyaları ne yapmalıyız? Tabii ki de bunları geri dönüşüme yollamalıyız çocuklar. Geri dönüşüm sayesinde bizler kaynaklarımızı daha verimli kullanmış, gereksiz yere harcamamış oluruz.
Evde kullandığımız kaşık, çatal, bıçak, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi birçok ürün ham maddesi demir, bakır ya da alüminyum. Bu eşyalarımızı geri dönüştürdüğümüzde kaynaklarımızı daha verimli, daha etkili kullanmış oluyoruz. Gıda ürünlerini tüketirken birçok ambalaj atığı oluşuyor. Çeşitli karton kutular, süt şişeleri, soda şişeleri, naylon poşetler, konserve kutuları geri dönüştürülebilen atıklar. Bu ambalaj atıklarının çöp olmadığını ve birçoğunun geriye dönüştürülebileceğini de unutmayalım. Çocuklar, bu önemli bir işaret, biliyorsunuz, geri dönüşümü vurguluyor. Bu işareti gördüğümüz bütün ürünlerin geri dönüşümü var demektir. Biz de bunları özellikle geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Bazı belediyeler okullarımıza atık toplama araçları göndermektedir. Kağıt, şişe, pil ve benzeri atıklarımızı ayrılan bölümlere atarak ülke ekonomisine katkıda bulunabiliriz. Biliyorsunuz bizim de okulumuzun pek çok yerinde geri dönüşüm kutuları var. Belirli aralıklarla da bu kutular toplanıp geri dönüşüme gönderiliyor. Karışımların ayrılması ve geri dönüşümüyle bu ürünlerin sıfırdan üretilmesi için harcanan enerjiden böylece tasarruf etmiş oluyoruz. Bu tasarrufların her biri bizim için birer ekonomik kazanç. Geri dönüşüm sayesinde kaynaklarımız daha verimli kullanılmış oluyor. Atıkların geri dönüşümü ile yeniden kullandığımız zaman harcayacağımız enerji birbirinden çok daha farklı. Aynı zamanda doğaya ve çevreye geri dönüşüm sayesinde daha az zarar vermiş oluyoruz. Çevremizi daha az kirletmiş oluyoruz. Geri dönüşümün günlük yaşantımıza katkıları neler olabilir diye düşündüğümüzde, bakın, çok önemli bir bilgi var burada. Geri dönüşümden elde edilen 1 ton kağıt 17 ağacın kesilmesini engeller. Geri dönüştürülen 1 ton cam atık 100 litre petrol tasarrufu sağlar. Bir metal içecek kutusunun geri dönüşümünden elde edilen enerjiyle normal bir ampul 20 saat çalışabilir. O zaman neden geri dönüşüm yapmayalım, değil mi? Evet sevgili çocuklar, konumuzun sonunda geleceğe yön verenler bölümümüz var. Burada Marie Curie'den bahsetmiş. Çok önemli bir bilim insanı, Polonya asıllı kimyager ve fizikçi, radyoaktivite üzerine yaptığı çalışmalarla iki kez üst üste Nobel ödülü kazanmış. Bilim insanlarıyla ilgili olarak çocuklar burada size ufak bir tavsiyede de bulunmak istiyorum. TÜBİTAK'ın çok güzel yayınları var. Bilim insanlarının yaşam öyküleri diye. Hem çok güzel hem çok sürükleyici. Ben tavsiye ederim. Bilim insanı nasıl olunabilir? Bilim insanları kolay mıymış acaba yaptıkları? Yoksa zorluklar çekmişler mi? Yaşadıkları zorluklar karşısında hemen pes etmişler mi? O yüzden bu seriyi okumanız sizin için keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Öğrendiklerimizi şöyle bir tekrarlayalım. Maddeyi biz saf madde ve karışım olarak iki gruba ayırdık. Saf madde tek tür maddeden oluşmuştur dedik. Karışımlar ise birden çok saf maddeden oluşmuştur dedik. Saf maddeye örnek demir, tuz, şeker verebiliriz. Karışımlara örnek limonata, tuzlu su, tarhanayı verebiliriz. Şunu unutmayalım demiştik. Karışımları oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler. Biz bu ayrıştırmayı yaptığımızda yine maddeleri birbirinden ayırarak o saf maddelerini oluşturabiliyorduk. Peki nasıl ayrıştırma yapıyoruz karışımları? Eleme, süzme, mıknatısla ayırma ile yapabiliyoruz. Eleme yönteminde özellikle söyledik, katı katı ayrımları var. Süzmede ise katı sıvı ayrımı söz konusu. Mıknatısla ayırmada mıknatıs tarafından çekilebilen maddeler varsa eğer ortamda onları ayrıştırabiliyoruz. Konumuzu işlerken bir de şekerli su örneği vermişlerdi bize. Şekerli suda ise şeker ve suyu birbirinden ayrıştırmak için buharlaştırma yöntemini kullanıyoruz. Şekerli suyu kaynattığımız zaman su buharlaşacaktır. Dipte de yine şeker kendisi ortaya çıkıp kalacaktır. Kendimizi bir deneyelim bakalım. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını saf madde ve karışım olarak sınıflandırınız. Yaptığınız sınıflandırmayı aşağıda uygun yere yazınız denilmiş. Hemen biz de etkinliğimizi yapalım.
Saf maddeler demir, altın, bakır, tuz, şeker, su, mercimek. Karışımlar ise çorba, limonata, bal, meyve salatası, meyve suyu, çay, şerbet, un, ayran olarak verilebilir arkadaşlar. Sizler de evlerde çok güzel karışımlar yapabilirsiniz. Mesela bugün hemen bir salatayla işe başlayın mesela. Evet, aşağıdaki karışımları oluşturan maddeleri yazınız denilmiş. Çay nereden, nelerden oluşuyor? Kurutulmuş çay yaprakları ve sudan oluşuyor. Limonata, limon, şeker ve su karışımıdır. Şekerli su, şeker ve sudan oluşmuştur. Ayran ise yoğurt, su ve tuz karışımıdır. Evet. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara de, yanlış olanlara ya yazınız denilmiş. Soluduğumuz hava bir karışımdır. Evet çocuklar, havanın içerisinde pek çok farklı saf madde var. Dolayısıyla hava bir karışım. Tuzlu su bir karışım değildir. Tuz ve sudan oluştuğu için bir karışım olacak. Dolayısıyla yanlış diyoruz. Karışımı oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmez. Evet. Saf maddeler en az iki maddeden oluşur. Saf maddeler sadece tek maddeden oluşuyorlardı çocuklar. Tuz saf bir maddedir. Evet, tuz saf bir maddedir. Aşağıdaki karışımları ayırmak için hangi yöntemi uygulamalıyız denilmiş. Hemen beraberce yöntemlerimizi belirleyelim. Un ve pirinç her ikisi de katı. Katı katı ayrımları için çocuklar biz eleme yöntemini kullanıyoruz. Kum ve çakıl ikisi de katı. Biz katı katı ayrımları için yine elime yöntemini kullanıyoruz. Fasulye ve su. Birisi katı, birisi sıvı. Katı sıvı ayrımları için süzme yöntemini kullanıyoruz. Talaş ve demir tozu. Demir tozu mıknatısla çekilebilen bir madde olduğu için mıknatısla ayırma yöntemini kullanıyoruz. Evet sevgili çocuklar, böylece ünitemizin 5. bölümünü de tamamladık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.